Çünkü bir şekilde hani Nari'nin arkadaşlarının yaşadığı travma tabii ki çok yüksek seviyede ama aynı zamanda aynı yaştaki çocuklarda kim bilir neler düşünüyorlar. Biraz bize bilgi verebilir misiniz şu anda çocukların içinde bulunduğu haleti ruhiye ile ilgili? Tabii ki özellikle bu haber konusu çok fazla medyanın gündeminde oldu. Çünkü çok önemli bir konu. Elbette gündemde olmalı. Elbette bununla ilgili bilgileri edinmeliyiz. Tabii ki çocuklar da bu habere çok fazla sayıda çocuk maruz kalmış oldu. Şimdi ailelerin bence ya da çocuklarla ilgili vereceğimiz en önemli mesajlardan biri çocukları güvende hissettirmek ama aynı zamanda gerçekten de güvenli kılmak yaşamlarını. Biz benzer durumu travmalar içinde söylemiştik çocuklar açısından. Çocukların hiç travmaların olmadığı bir dünyada yaşadıklarını zannetmeleri değil, travmayla karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilmeleri önemli. Evet. Ejder Hocam, bir virgül koyabilir miyiz? Bu yeni Tabii. gelişmeyle ilgili bölgede Elif Çetiner var, Tele1 muhabiri. Ondan biraz ayrıntı alalım. Elif Çetiner'e sözü verelim. Nari'nin ölen ablasına otopsi yapılmadığı biliniyordu zaten. Hatta bunun niçin yapılmadığı diye soruluyordu. Diyarbakır Başsavcılığı şimdi bu otopsi için bir soruşturma başlatmış. Bunun ayrıntılarını Elif Çetiner'den alalım. Elif, sözü sana bırakıyorum. Evet Sayın Halil'e, yani Nari'nin ölen ablasının daha önce engelli olduğu, yaklaşık 10 yıl önce hayatını kaybettiği yönünde bir bilgimiz vardı. Hastanede hasta bir süre tedavi gördüğü söylenmişti ve doğal bir ölüm sonucu hayatını kaybettiği için otopsi yapılmaya gerek duyulmamıştı ama son yaşananların ardından ölen ablanın da şüpheli olarak nitelendirildiği ve başsavcının bundan kaynak otopsi istediği, bununla ilgili de bir soruşturma başlattığı bilgisi elimize ulaştı. Şu an itibariyle ölen ablanın muhtemelen mezarı açılacak ve otopsisi yeniden yapılacak. Bu önemli. Sonuçta bu şüpheler giderek yapılan açıklamalar, işte elde edilen ifadeler sonucunda ölen ablanın da şüpheli bir şekilde ölümünün gerçekleşebileceğine yönelik bir şüphe oluştu herhalde, değil mi? Sonuçta Diyarbakır makamları tarafından. Evet, yani 19 gün boyunca Nari'ne yönelik yapılan arama çalışmaları, hemen ardından itirafla gelen yer bulması ve Nari'nin henüz kim veya kimler tarafından nasıl öldürüldüğüne ilişkin net bir cevabın kamuoyuyla paylaşmaması nedeniyle gözler aileye çevrilmişti ve diğer aile yakınlarına çevrilmişti. Muhtemelen başsavcılıkta ölen ablanın ölümüne ilişkin bir şüphe duyduğu için net bir şekilde soruşturma kararı aldı. Peki, çok teşekkür ediyorum Elif Çetiner. Gelişmeleri, ayrıntıları ana haber bültenimizde tekrar bağlanarak senden alacağız. Çok çok sağ olasın. Evet Ejder Hocam, yeni gelişmeleri aktarıyoruz tabii. Bu da önemliydi çünkü belli ki belirli bir şüphe oluştu savcılık makamında ve 10 yıl önce gerçekleşen bu ölümü araştırılması isteniyor. Evet, sözümüz yarım kalmıştı Ejder Hocam. Sonuçta bu travmanın çocuklar üzerindeki etkisini anlatıyordunuz. Yani biz çocukları bir şey güvenli olabileceğini göstermemiz gerekiyor. Yoksa çocuklara sanal bir dünya yaratmamalıyız. Çocuklar kendilerinin korumayı bilmeliler ve ebeveynlerinden de güvenli bir dünya istemeliler. Benzer bir şey depremle de ilgili geçerliydi. Benzer bir şey bu maruz kaldıkları haberle de ilgili geçerli. Benzer bir şey kendilerine yönelik olası uygun olmayan davranışlarla karşılaştıklarında bunun yanlış olduğunu bilmeleri gibi bir takım eğitimlerle de geçerli. O yüzden dünyada çocuklar bu anlamda eğitiliyorlar, bizde de eğitilmeliler. Ama tabii ki bu olurken haberin dehşet veren boyutları konusunda da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle çocukların bazı haberlerden, sadece bu haberler değil, korunmaları gerekiyor. Ama ben konu açılmışken birkaç şey daha söylemek istiyorum Zeynel Bey. Çocukların maruz kaldıkları, başta bu tür kriminal olaylar dışında cinsel istismarla, fiziksel, duygusal şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Bu ülkede çocuk işçi olup ölen çocuklarımız var. Bakın, yani bütün bunların biz korumamız gereken şeyin bir takım kültürel, büyük kültürel değerler değil, çocuğu korumadığınız yerde hiçbir kültürün, hiçbir değerin anlamı yoktur. Bunun adını koymamız gerekiyor. Çünkü hem biyolojik olarak hem de sosyal olarak bir çocuk ancak güvenli bulunduğu ortamda sağlıklı gelişir.
O yüzden bizim onlara sunmamız gereken şey güvenli bir dünyadır. Ama bu güvenli dünya sadece onların mevcut yaşamları için değil, evinde annesinin şiddete uğradığını gören bir çocuk için güvenlik kavramı olmaz. Annesiyle babasının ayrılamadığı bir şeyi gördüğünde sağlıklı bir ilişki kurmaz. Bugün ülkemizde kadınlar boşanamıyor ve bunların çocukları buna maruz kalıyor. O yüzden sorunun özellikle ülkemizdeki bu kutsanması gereken değerleri yanlış yerlere atfettiğimizi, yanlış yerleri kutsamaya ve gittikçe oraları daha karanlık hale getirdiğimizi unutmamamız lazım ve temel hedefimizin çocuklar için ve insanlar için güvenli bir ortam yaratmak, güvenli bir ortamda ancak ruhsal açıdan sağlıklı bir sürecin gelişeceğini bilmemiz gerekiyor. Yoksa bu bir şeyi karanlık haline getirip yokmuş gibi farz ederek bir mesaj vermek değildir. Gerçeği bilmemiz, yanlışın nerede olduğunu bilmemiz ama bu yanlışın olduğu yerde güvenli bir ortam yaratmamız. İşte çocuklar açısından da söyleyeceğimiz en önemli şey bu olmalı. Ama bu çocukların eğitim hakkı da olmalı, bu çocukların sağlık hakkı da olmalı. Ama her şeyden öte bu çocukların insanca kimlikleriyle yaşayabilme hakkı olmalı. Maalesef Nari'nin başına gelmiş olan şey hepimiz açısından, hepimizin faili olduğu bir suç olduğunu unutmayalım. Bu faillik diyeceksiniz ki ben karşıydım bunlara. Hayır, biz bu kültürü var ettiğimiz müddetçe, aman büyük aileye bir şey gelmesin dediğimiz müddetçe sorun olur. Tabii Aziz Nesin'in bir sözü vardı. Sadece konuştuklarımızdan değil, sustuklarımızdan da sorumluyuz. Aslında bütün bir köyün o çevrede hani farklı kültürlerle yetişmiş, hani o köyden aforoz edilme ihtimalini dışlamıyor, şiddete uğrama ihtimalini dışlamıyor ve o köyde barınabilmesinin tek yolunun susmasıyla mümkün olabileceğini düşünüyor ve köylü konuşmuyor. Sonuçta için onların da herhalde çok ciddi bir şekilde travma yaşıyor olması lazım. Yani artık bu travmadan mı, bazen işte bir takım insanların kendilerini tanımlamış oldukları değer yapılarının kendi içerisinde ne kadar insani ögeler içerdiği konusunda da belki bir gerçeklikle karşılaştılar bu ölümle. Bazen de bu reflekslerin de gitmesi gerekiyor. Çünkü çocukların yaşamış oldukları bu travmalar sadece bir ölümle ilişkili değil, orada tanık olan, muhtemelen baskıya maruz kalan onlarca olayda yaşayan çocuklar var bu bölgede. Örneğin bizim hani gerçekten bu anlamda çok önemli adımlar atmamız gerekiyor. Bu adımlar içerisinde birinci yapılması gerekenlerden biri çocuk annelerin engellenmesi gerekiyor bu ülkede. Bakın çocuk anne kavramı var. Bu ülkede çocuğunun başına gelen kötü bir olayı, bir istismar olayını gizlemek durumunda kalan anneler var, yakınlar var. O yüzden